Evet, bu benim en çalışmaktan keyif aldığım ve destek verdiğim bölge Hakkari. Burada çok güzel bir kadın kooperatifi var. Çiçeklerin özü kadın kooperatifi. O kadar güzel bir coğrafyada yaşıyorlar ki, koyunlarından, kendi koyunlarından otlu peynir yapıyorlar. Yine toprak altına gömüyorlar. Gördüğünüz bu arkadaki yer bildiğiniz mağara. Mağarada üretim yapıyorlar ve süzmeye çalıştıkları aparatları görüyor musunuz? Eski buzdolapları var ya, onun arkasındaki siyah teller. Çünkü bir aparat, alet ekipman yok ama geleneksel hala oralarda üretilmeye devam ediyor. Bu peyniri özel kılan şeylerden bir tanesi şirden. Şirden ne demek? Onu kısaca açıklayayım. Kuzuların, oğlakların kursağına anne sütünden başka hiçbir şey girmemiş, ot yememiş hayvanların midesi. Bu midenin içerisinde peyniri çok güzel mayalayan pepsin ve kümazin denilen enzimler var. En mükemmel hali o midede bulunuyor. Bu mide şu gördüğünüz, elimizde tuttuğumuz yapı. Evet, bu mideyi kurutuyorsunuz, temizliyorsunuz. O aşamalardan sonra bu bölgede halen yapılan, unutulmaya yüz tutmuş bir önemli bir reçetedir. Bu mideyle birlikte gördüğünüz incir taneleri, kavun, karpuz çekirdekleri, o bölgeye ait endemik otları bir beze koyuyorsunuz. Daha sonra bir bidona yerleştiriyorsunuz. Bidonun da önemi şu, içerisinde peynir altı suyu ve baharın ilk yağmur suları var. Evet, baharın ilk yağmur suları. Bu yapı içerisinde yaklaşık 1-2 ay olgunlaştıktan sonra bunu peynir yapımında kullanıyorlar. Eğer bu peynirleri bir gün tatmış olsanız, gerçekten peynir yemediğinizi anlarsınız. O kadar aromatik ve o kadar güzel ki, endüstriyelle hiçbir alakası yok. Bir diğer yaptıkları bilim. Şimdi koyun sütünün kuru maddesi çok yüksektir. Çok koyu kıvamdır. Biz genelde şehirde inek sütü kullandığımız için eğer yabancıysanız şöyle aktarayım. Koyun sütü çok koyu kıvamlı ve ısıyı harlı verdiğiniz zaman besin değeri düşer. Hemen altı yanar. O gördüğünüz altı yanık tabaka vardır ya tencerelerle görürsünüz. O bir protein tabakasıdır aslında. Bütün besin değeri düşer. Orada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Koyun sütünü tezekle ısıtıyorlar. Çünkü tezek çok önemli bir yakacaktır. Isıyı o kadar yavaş, o kadar güzel verir ki koyun sütü hiçbir şekilde zarara uğramaz. Ve bu ısıttıkları sütlerden yoğurtlar yapıyorlar. Zaten orada yaz, ilkbahar çok az, kısa sürüyor. 2 ay, 3 aydır. Kışın yoğurt yemek için bu sütleri ısıtıp çömleklerde yoğurt mayalayıp evet toprak altına gömüyorlar ve 4-5 ay sonra onu kış yoğurdu olarak tüketiyorlar. Hatta şu fotoğrafınıza dikkat çekmek istiyorum. Şu oturuşa bakın, şu anatomiye bakın. Yani tamamen sağım için yapılmış bir şey, bir hareket. Bunu her kadın yapamaz. Ben denedim, olmadı. Evet, olmadı. Süt soğan kadına da o bölgede berivan deniliyor. Evet, bir diğer kadim reçete. Ünlü Hanım'ım, eşi Mustafa Bey ile Havra.